Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere uzun zamandır merak ettiniz, çok sorular geliyordu. Kutusundan da anlaşılacağı gibi çakma ötesi replika olarak bilinen çakma iPhone 5C incelemesini yapacağız. Böyle aldı, kutusu bu. Kutuyu battal boy yapmışlar, kulaklık çıkıyor. Bayağı Samsung'un kulaklığının gibi. Şöyle bakalım kulaklığına. İnce mince yapmışlar lan. Güzel abi, ses açma falan var. İyi kullanılır bu. Amına koyayım, bu ne lan? Yarak gibi koptu gitti. Neyse. Uhu Alici. Altın rengi de bir şarj aleti var. Bilmiyorum, s**yle patlar vallahi elinizde. Neyse dur, anlatacağım hepsini. Şunlar bir gitsin. Şarj aleti de Star Wars'taki o yavşak robota benziyordu. Neyse. Bu arada şu telefon incelemesine geçmeden önce şöyle bir bize cihaz geldi, kargo geldi. Sağ olsun yeni bir iş kolaştık herhalde. Amına koyayım. Böyle bir şeyler oldu. Zaten bunun görselini paylaşmıştık. İşte selamlar TA, yaklaşık 2 yıldır kullandığım Samsung S3 cihazım artık sorun yaratmaya başladı. Kamera arkası, arka kamerası, hoparlörü, mikrofonu arızalı olduğu için Xperia Z1 aldım diyor kendime. Eski telefonumda sonradan ekran kırıldı, pert oldu, ona koydum bilmem ne. Al kafana göre takıl diyor. Anakartı sağlam, birinin işine yararsa gönder gitsin, ne yapmak istiyorsan yap ama güzelce bir kırıp parçalarsan çok sevdim, kolay gele yazmış. Emre arkadaşımıza buradan çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir iş kolu yaptık. Bunda da Cortex A9 var. O yüzden kırmayama gerek yok herhalde. Ben A9'u yakından tanıyorsunuz. Hey gide hey. Bakın silikon sıkmışlar telefon ekranına. Baksana. Neyse böyle varsa çalışmayan benim mezarlık var. Zaten sen parçalamışsın, ben böyle yavaşça açayım. Oh. Neyse ya, şimdi C5'e geçelim biz. Bu arada Emre arkadaşıma teşekkür. Bana böyle hediyeler gönderin lan, çok hoşuma gidi. Bu da buradan Emre'ye gelsin. Taşla vuruyorsun oğlum. Her şeyin bir adabı var. Bataryaya dokunmamış. Bunu atlamayın arkadaşlar. Batarya geçecek bir konu değil. Sakatlık makatlık çıkmasın. Cihazı aldık, biz geldik böyle bulduk. Fiyat aralığı 250 ile 300 civar arasında. Jelatin diye yemin ediyorum. Defter kaplar gibi kaplamışlar. Neyse şu camlar da gitti. Şurada siyah bant var. Siyah bantın büyük ihtimalle arka tarafında Apple yazıyor. Çakma oldu hani, belli olmasın diye saklamışlar olabilirler diye düşündüm ben. Babayı nah diye çıkıyormuş böyle Apple. Aynen. Tam düşündüğümüz gibi bayağı Apple iPhone falan yazıyor. Güzel yapmışlar ha. Şimdi bunu genelde nasıl diyeyim? Ben Apache diyorum artık da. Apache'ler kullanıyor. Kardeşim şekil yaptım telefona falan, cahçut muhabbeti yaparak. Hani böyle gerek yok. İlk baştan söyleyeyim. İyi çakmamış lan. Kaliteliymiş ya. Birebir benziyor. Gerek yok. Zaten dakika bir canım sıcacak bile. Bak, kapatmak için kaydırın değil, açmak için de kaydırıyorsunuz aynı zamanda. Şimdi telefon şu. Çok soru geliyor. iOS mu diyor. iOS değil arkadaşlar. Bildiğin Android. Nasıl bakalım şuna. Game Center miydi lan? Dur bakayım. Market. Ha, App Store. Google Play Store'a başlıyor zaten. Aynen. Şöyle bir sadece giydirme tema var. Telefon çok dandik. Hani Flash TV'nin telefonu büyük ihtimalle bundan daha kaliteli çıkacak. Şimdi AnTuTu'yu falan kururuz içine. Atarız bakarız. Bir bakalım incelemesine. Kaç GB hafızası varmış. Hepsini halledeceğiz. Ama görünüm olarak birebir yapmışlar. Helal olsun. Sadece şurası hariç. Hani şu plastik açık, bu plastik koyu. Belki fark edemiyor olabilirsiniz. Burası. Ringer Minger yazıyor. Şöyle kapatınca kısıyor. Ayarlar kısmından bakalım. Bakalım şimdi telefon hakkında. Bayağı iTunes, MyTunes onları da gömmüş. Helal olsun. Nike iPod falan var. Yemin ederim külliyen yalan herhalde buralar ya. Geri dönüş tuşu yok. Amına koyayım, nasıl ayarlar yaptıysanız. Today all alttan çıkan var mı? iOS 7 değil bu o zaman. Ha var. O da var. Bayağı yapmışlar ya. Biz kaliteli çakma bulmuşuz ha. Bayağı WhatsApp'ta yüklü geliyor. Şimdi özelliklerine bakacağız. Nedir ne değildir, ama şunu söyleyeyim. Hani bu telefonların ben SAR değerlerine itimat etmiyorum. Sonuçta bunlar yan sanayi bile değil. Hani çakma, korsan. Gördüğünüz gibi hatta Apple'ı bile saklamış. Hani kullanmanızı o yüzden tavsiye etmem. Şimdi arkadaşlar biz buna... Ha bu arada göstereyim. Şu Ali G kablosu bayağı bir... Zenci rapçi gibi bakıyorum. Altın rengi kablo yapmışlar. Bayağı... Bakalım şimdi. Ooo... Şöyle ikisi aynı anda gidiyor mu? O da gitmeye versin. Bayağı cayır cayır. Neyse şimdi her şeyine bakacağız. İncelemesini yapacağız. Bir AnTuTu'dan atalım içine, bir şeyler atalım. İndirelim. Oyun boyun hepsini deneyelim. Adam akıllı bir şey yapalım. Lan şaka maka aynı yapmışlar. Ya. Steve Jobs'a mezarına takla attırdınız. Buradan kendisini rahmetle anıyoruz. Şunu AnTuTu yükleyip geliyoruz hemen. AnTuTu'yu kurduk, şimdi yapacağız. Bu arada götünün dibindeki modemi de bir çubuk çekiyor Wi-Fi'si. O kadar olsun. Gençler şimdi hani ilk başta bir uyarıda bulunayım. Bu telefon tamam yani hava atabilir misiniz bilmiyorum. Ben zannetmiyorum da hani eyvallah, hani havası var dersin. Anlarım. Bunu cebinize koyup geziyorsunuz. Yemin ediyorum s**kiniz kalkmaz bak. Hani özenmeyin böyle şeylere. Sonuçta dediğim gibi SAR değeri diye bir muhabbet var. Hani dünya çapındaki telefon üreten firmalar bunu belli bir değerin altına tutmak zorunda. Ama bunların s**kinden aşağı Kasımpaşa olduğu için s**kemiyorlar. İnsan sağlığı, insan sağlığı. Başlat diyelim. Telefon geldi. Sadece AnTuTu'yu kurduk. Bir de bizim oyunu kurduk. Evet, AnTuTu testi bitti. Bayağı benim iPhone 5C yazıyor. 10.807 çıktı. Göster diyelim. İptal diyelim. Göster demiyorum. Şu detaylar mıydı lan? Heh. Bakalım şimdi özelliklerini, tabii görmemiz mümkün değil.
468 MB RAM'i varmış. Yani 500-600 işte. Büyük ihtimalle 512 MB RAM'i var. Hiç bir s**kimi de gözükmüyor. Nasıl detaylar bunlar? GPU kötü. Büyük uygulamaları rahat çalıştıramazsınız. RAM genel, 2D grafik genel, 3D grafik iyi, çoğu oyunu oynarsınız diyor. AnTuTu'yu bile saçma attı a**ına s**kim. Öyle bir telefon. Bu arada da depolama alanı 812 MB'tır. Zaten hard disk falan filan takılmıyor. Hard disk dönmüyor ama okuyayım. Mini SD kart takılmıyor. Kapalı. Batarya gömülü. Kaç miliamper falan filan. Hiçbir bilgimiz yok herhalde. Cihazın performansı iyi çıktı. Cihaz bilgine gelelim. Baya brand iPhone yazıyor. Marka olarak iPhone'u girmiş ha. Helal olsun. Model iPhone 5C. Android versiyon iOS 7. MT6570 gibi işlemci var. 480x854 bir... Nasıl lan? 8 megapiksel mi arka kamerası? Neyse, kamerada fotoğrafını çekip e-mail çalan çalsın umurumda değil a**ına koyayım. Ama başınıza iş almayın, sonra sizden başkası çalacak. Bu videoyu izledikçe dönecek. Hiç bence bulaşmayın. 1, yani 1250 MB bir hafızası var. Ön kamera yazıyor mu ya? 240 DPI. Bence iyi. Ön kamerası 2 megapiksel. Hadi o da iyi de. Android versiyonu iOS 7 yazıyor ya. Bayağı şöyle bir AnTuTu testi yaptık. Büyük ihtimalle hepsini okumuşsunuz. Meraklılar okumuştur. Kamera testini de yaparız. Mali 400 MPDD'de herhalde bu şey. Grafik işlem birimi. Yani tabiri caizse ekran kartı. Şimdi arkadaşlar bunu önce bir düşürme testi falan yapacağız. Fakat önce bizim oyunu çalıştırıyor mu bir ona bakalım. Ki büyük ihtimalle çalıştırmayacak. Gerçi çalıştırır diyordu. Bakarsın çalıştırır, belli olmaz ya. Hadi bakalım oynayalım. 4 puanda 9200. Anasını satayım. Arada da maç yaparsınız beni görünce. Fakat büyük ihtimalle şu telefonda oynanabiliyor mu? Bence bir sıkıntı yok. Lan bunu. Lan. Ah, kalenin içinde bekliyor bir de amcık. Ha, kodu bunun. Neyse, bizim oyun tanıtıyor, bir sıkıntı yok. Ama büyük ihtimalle çoğu oyunda sıkıntı yapacaktır. Gerçi iyi yazıyordu da. RAM'i düşük. Şu p***yi yensem mi ya? Neyse, p***yi kusura bakma da kardeşim. Telefonu tanıtıyoruz ondan. Neyse arkadaşlar, şimdi sizden gelen istekleri değerlendireceğiz. Facebook'a yazdık biz, tane fotoğrafı koyduk. Sen sabırsızlanmasan da gelecek sıra. Öncelikle ekran, işte Gorilla Glass mı ne var? Bir yoktur büyük ihtimalle. Onu bir deneyeceğiz. Hani şöyle bir çekerim emaneti, s**kerim adaleti. Hani çiziliyor mu? Onu deneyeceğiz. Çizilmezse ayıp zaten de. Sonuçta fazla bir cayır cayır da çizilmeyen. Şu siyah tarafı göstereyim size. Ekranı iyi çizilmeye karşı. Şöyle yapalım. Hadi iyi, ekran sapıttı. Ekran önündeki koruma iyi gibi. Bu arada bayağı gözüküyor. Tamamdır. Şimdilik ekranı iyi. Telefonun puanı iyi. Dediğim gibi sar değeri sadece sıkıntı bunların. Yani fiyatına göre olur mu? Değil mi? Düzgün telefon. Ama sonuçta çakma iPhone. Emek hırsızlığı okuyayım. Affedilecek tarafı yok. Yapanın da yaptıranın da s**kelim diye bir laf var ya, o muhabbet. Kullanmayın, prim vermeyin deriz. Geçeriz. Sonuçta bunun dediğim gibi s**iniz kalkmaz yemin ediyorum. Cebe koya koya. Aleti çürütürsünüz. Bir kalkmışsın sabah, yok. Şimdi bunu bir abi düşürme testi yap. Hani telefon hep konuşurken düşürüyorsunuz. Bakın sağa sola kırıyor mu falan filan diye. Bir düşürme testi yapıp gelelim biz. Ne yapıyorsun Işık, ne yaptın? İyi benden de ya. Has s**ir ya. Amına koyayım. Gülücük, 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 gülücük. Bacın ki. Öyle bir de Apache gibi takılırken bakalım, Apache telefonu dedik. O kadar Apache'ler bunlar olmasın. Hop kardeşim ne yapıyorsun? Hop a**ına koy. Bacısını s**in ızdırabını. Derken drop test bir daha yaptık. Belli. Her türlü sallarım ha. Düşme a**ına koy. İyi, bir şey olmadı gibi. Evet arkadaşlar. Düşürme testimizi yaptık gördüğünüz gibi. İşte şuralarında bir sıyrılma oldu. Zaten direkt beyaz oldu a**ına koy. Hani iPhone 5C'nin tabi plastiği gibi olmasını beklemek de kabahat. Videosunu çektik. Kodum cihazı USB ile bilgisayara bağlanmıyor. Onu söyleyeyim ilk başta. Video çektik, fotoğraf çektik. Alalım dedik. USB görmüyor. Bellek hatası veriyor. Zaten 1 GB'lık bir cihaz. AXPR'den üstün çıktı özellik olarak. Çünkü hafızası falan var. Onun dışında zaten bir a**ıma yaramaz. Çöp diyebileceğiniz bir cihaz aslında. Hepiniz biliyorsunuz. Sadece hani hava atacağım diye de s**tayı kaybetmenin, çürütmenin mantığı yok cepte taşıya taşıya sar değerinden. Biz en sevdiğim bölüme gelelim en iyisi. Sakin ol çocuğum.
titriyor bak, titriyor. Aa, kırılmadı. Oğlum beni şaşırtıyor lan bu. Baya. Oğlum sen kime diss atıyorsun? O**pu çocuğu. Patladı cihaz. Neyse şimdi dur. Bataryasını çıkar. Ulan dalgınlığıma geldi. İyi g**mize kaçmadı ha. Bataryasını çıkaralım da g**mize girmesin. Gerçi bunun kapağı çıkmıyordu bu arada da ben. Bataryayı çıkaralım. G**mize kaçacak. Şu bataryasını alalım biz bunun. Tertemiz. O sabit selamet. Evet bu arada hakikaten arka kapağın çıkmadığını. Şöyle içini bir açalım önce. Tuşu düştü. Bu tuşun böyle basma sorunu olanlar varsa göndereyim diyeceğim. Kapak zaten o kadar dandik ki yani al. Lastik bunu koyayım bak. Elle yırtılıyor. Gerçi o kadar da ne olsun. Bakalım içindeki işlemciye diyeceğim. Şöyle iyice bir. Ekranı bir çıkaralım önce ya. Aa 3D. Bu arada birkaç kere vurdum kırılmadı. İyi. Oha kasaya gelen komple demir ha. Oğlum balonlar iyi çalışmış. Hani telefon kendi ağırlığında falan olsun diye. Çinlilerin de işi gücü yok. Bakayım. Helal olsun. Ne diyeyim. Şu çakma iPhone'daki işçiyle bak. Bir de götü boklu sözde Türk malı olan AXPR'deki işçiler. Şuna bak metal gömmüş. Bakayım ben açamayayım diye. Bu çocuğu. Şimdi cihazı aldık kırdık açtık ya. Şöyle burada bir hafıza kartı muhabbeti çıktı aslında. Gizliden gizliye içine hafıza kartı var. Gerçi bu tek bir tane borttur. Hepsine gömmüştür. Bakayım tank gibi yapmışlar yemin ediyorum ya. Yok böyle bir şey. Oba geldi bizim MediaTek. İşte işlemci burada. Arkadaşlar kime diss atıyorsun? Bu çocuğu. Sim kart takılma yeri. Bayağı demir kasaya gömmüşler. Aynen. Board aslında bu kadar bir şey. Şöyle. Kamerası da burada. Fotoğrafları, videoları videonun sonuna görebilirsiniz. Çık a**ına koyayım ya. Çıkarttık şunları. Kamera var ya bebek gibi çıktı bak. Ön kamerayla arka kamerayı birleştirmişler. Vay. Taktiği kez. Şöyle yapmış herif. Ön kamera, arka kamera aynı yerden gidiyor. Teknoloji başka bir şey ya. Bak bunları işte göstermesen göremezsiniz. Onu da bilincinde olun. Şöyle bir bakalım. Burası da hoparlörüdür büyük ihtimalle. Aynen ses çıkışının olduğu yer. Bunlar zaten yapboz gibi tak 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 çıkıyor. Bayağı çelik şeye gömmüşler yanınızda telefon ağırlaşsın diye. Bu da piksel piksel Anadolu. Hop aynalı. Of kantar içine kaldım ya. Gönder gelsin. Hop. Bayağı zincir rapçi kolyesi gibi olan şarj aleti de geldi. Zaten bir iki yaramıyor bunu. Şarj ediyordur belki de. Bilgisayara bağlanınca. Ali G. Of yoruldum. Oo, önce kaplamışlar. Akıllıca bir hareket. Akıllıca bir hareket ama. Şak mı geç önünde SP de yaparım. Tertemiz oldu. Kodum. Kodumu Star Wars kılıklısı. Altın rengine boyamışlar bir de. S**tiyim. Bana mı dayanacaksın? Koy. Şarj aleti bozuk olanlar da buradan gelip alsın. Al içi de bu. Elimi kestim zaten s**tiyim. Bak hala. Kodumun aleti seni. Çakma cihaz telefon almayın hava atacağım diye. Yemin ederim bak sağlığınızdan olursunuz. Beni Webtekno TV YouTube adresinden takip edebilir. Teknoloji Yatağı Twitter adresinden bana ulaşıp istediğiniz ürün varsa böyle işte abi iPhone çakma şunu incele falan filan diye. A**ayım bataryaya bak ya yemin ederim zenci k**ına sokulmuş uyuşturucu gibi. Simsiyah kaplamışlar. A**ayım. Çakma cihaz almayın aldırmayın kullandırmayın etrafınızdakilere sakata gelmeyin. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Birebir yapmış a**ayım ya. Eskici gibi oğlum a**ayım millet kırıp kırıp telefonları bana gönderiyor artık.